6. bölüm videomuza hoş geldiniz. Bugün sizden aldığımız yorumlarda, sorularda pardon, şunları sormuştunuz. Biz de bunu alalım, Emre abiyle bir video yapalım dedik. Evet. Arkadaşlar şimdi, kilo vermek isteyenler nasıl beslenmeli, nasıl bir yol izlemeli, nasıl bir program uygulamalı? Şimdi Emre abi, bunu sana soruyorum. Evet. Kilo vermek isteyen arkadaşlarımız nasıl bir diyet programı uygulamalı, nasıl bir yol izlemeli ve nasıl bir antrenman yapmalı? Biraz bunlardan bize bahset. Şimdi kilo vermek isteyen arkadaşlarımıza diyet abi tabiri caizse çok önemli. Diyette neler yenilmeli? Şimdi sabah kahvaltısından başlayalım. Sabah kahvaltısında en az minimum 4 tane haşlanmış yumurta yemeli. Bu tabi sarısı yok. Sadece beyazını 4 tane beyazı. Lor peyniri yemeli. Yağsız kutlu oda. Zeytin yiyebilir. 4-5 tane. Domates kesinlikle yok. Şeker var çünkü onun içinde. Salatalık yiyebilir. Ben ekmeği dayanamıyorum diyen arkadaşlara da 2 dilim tam buğday ekmeği yiyebilir. 2 dilim. Bunun peki şeyi önemiyor musun abi? Detoks içecekleri var yani. Ödem atıcı. Evet. Sabah kalktığınızda antrenman öncesi, kardiyo öncesi. Evet. Ne bileyim, 1 litre suya limon olur, maydanoz olur, tarçın olur. Evet. Onu çok öneriyoruz tabi. Şimdi vücuttaki ilk başta arkadaşlar diyetle başlarken ve antrenmanlara başlarken kardiyolara ilk başta vücut su atar. Toksinleri atar yani. Bu da bizim için toksinleri atmamızı sağlayan şey detoks suları. Sabahları aç karnına Mesut Erfil'in de bahsetmiş olduğu gibi limonlu su, elma sirkeli limonlu su olabilir. Tarçın, elma dilimleri küp doğruyorsunuz. Limon, bunları 1 litre suya yapıyorsunuz. Ya bazı arkadaşlar zannediyor ki hani bayanlar yapıyor ya. Evet. Böyle ödem atıcı sular falan hani şey zannediyorlar. Ne bileyim böyle. Süs gibi falan zannediyorlar. Arkadaşlar bu gerçekten işe yarayan bir şey. Uygulamanızı tavsiye ederim yani. Evet. Yani bence şöyle imkanınız varsa sabahları bir de kardiyo yapın arkadaşlar. Yani evde bisikletiniz varsa bisiklet olmasına gerek yok. Ne bileyim bir burpee yapın. Tabii. Jumping squat yapın. Jumping lunge yapın. Tabii. Nerede etkili yani? Bence de. Yani olmadı en kötü yani bir yürüyüş yapın ya. Tabii. Yani, İşe giden arkadaşları için söylüyorum yani. İşe gitmeden önce sabah aç karnına hem uyanmanız için, zilde kalmanız için aç karnına Türk kahvesi için arkadaşlar. Kahve için. Hem metabolizmanızı hızlandırır hem yağ yakımınızı hızlandırır. Aynı zamanda antrenmandan önce de. Evet, antrenmandan önce de. Bol şekersiz. Şekersiz tabii içeceksiniz. Hem dediğim gibi yağ yakımını hızlandırır, hem vücuttaki suyu atmanızı sağlar, ter yoluyla bunu yapabilirsiniz. Kahve çok önemli ama fazla tüketmemek kaydıyla. Tabii arkadaşlar. Her şeyin arkadaşlar her şey kararınız olması gerekiyor. Her şeyin fazlası zarar. Tabii. Ne olursa olsun dünyanın en yararlı şeyi de olsa bunun fazla tüketildiği zaman zararı elbette çıkıyor. Evet. Şimdi gelelim ara öğüne. Sabah kahvaltısından bahsettik. Sabah kahvaltı bu kadar. Ara öğüne gelin. Ara öğünde arkadaşlar badem yiyebilirsiniz. 7 tane ama. Bunların sayıları var. 7 tane badem ya da onun yerine bir tane mayhoş elma. Ekşi elma. Ekşi. Elma yiyebilirsiniz. Ara öğün bunu tüketebilirsiniz. Öğlen yemeğinde de bir kase çorba içebilirsiniz. Çünkü çorba bağırsakları çalıştırır. Onun yerine ana yemek olarak haşlanmış tavuk ya da ızgarada tavuk, kırmızı et,
balık tarzında yiyebilirsiniz. Yeşillik salatası, bol limonlu. Bol bulgur pilavı yiyeceksiniz bir de. Ama tabii bulgur pilavının ölçüleri var. 5 yemek kaşığı ile 6 yemek kaşığı arası. Vücuda karbonhidrat almak lazım değil mi? Tabii ki. Yani karbonhidrat alacaksınız ki arkadaşlar bir enerjiniz olsun. Antrenmana gidecek, antrenmana yapacak. Yani. Enerji, yataktan kalkacak bir enerjinizin olması gerekiyor. Yani. Öğlen yemeğimiz de bu arkadaşlar. Tabii ki değişkenlik gösterebilir. Şu an bizim söylediğimiz bu şekilde. Ha tabii. Değişkenlik gösterebilir. Başka vereceğimiz videolarda başka programlar sizlere vereceğiz zaten. Tabii. Ara öğünlerde de yine aynı. Yani kuru yemiş tüketebilirsiniz. Ama hangi kuru yemişler? Badem. Fındık yemeyin yani. Fındık yok. Badem. 7 tane yine badem. Ondan sonra ya da badem ya da ceviz tüketebilirsiniz. 3 tane. Yani ara öğünü bu. Ya da şöyle ara öğün olarak şunu o zaman ekleyeyim ben size. Nasıl desem? Ne ekleyebilirsiniz? Yine bir tane daha yeşil elma eklenebilir. Yine mayhoş elma, aynen ekşi elma ekleyebilir. Akşam yemeği nasıl olacak abi? Akşam yemeğiyle yine bir kase çorba. Tamam. Yine ızgara, buğulama, balık. Baklagillerden yani, de yiyebilirler. Tabii, bezelerini, ot, fasulye. Baklagil yemekleri de yiyebilirler. Tabii. Tabii. Yani haşlanmış tavuk, haşlanmış et, belli bir şeyden sonra bıktırırsa. Kuru baklagil yemeği de yiyebilirsiniz tabi. Bedelle, nohut, kurt, fıstığı. Aynı zamanda ya. Sebze yemeği. Tabi sebze yemeği. Brokoliyi pek sevmezsiniz ama brokoli de yemeği. Bence yani bulgur pilavıyla beraber çok güzel bir bir öğün olabilir yani. Çok güzel bir öğün. Bence ben tüketiyorum şahsen yani. Ondan sonra cuma. Bir de arkadaşlar en son da gece yapmadan. Hani şu arkadaşlar, bazı arkadaşlarım inanmıyor. Yoğurt türü var. Pul biber, yoğurt limon. Yoğurt pul biber değil mi? Evet. Süper. Hani bunu gece yatmadan 2-3 saat öncesinden yiyeceksiniz arkadaşlar. Siz onu... Ne işe yarıyor bu? Vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor. Vücuttaki toksinleri atıyor. Ayrıca yoğurdun içinde bir madde var arkadaşlar. Vücuttaki yağı atıyor. O madde. Yani bu yani kilo verme diyeti bu. Tabi bunun ayrıca da kardiyo yapacaktır tabi yani arkadaşlar. Programa gelelim arkadaşlar. Yani arkadaşlar Emre abi şimdi nasıl bir program uygulamalı? Ağırlık programı uygulamalı, kardiyo programı uygulamalı. Kardiyo programı uygulamalı. Ne yapmalı? Hani kabataslak güzel bir şeyler söyle. Bisiklet yapacak. Eliptik yapacak. Koşu bandında koşacak. Mide egzersizleri yapacak, karın egzersizleri. Tamam. Ondan sonra cuma. Ha bunları yapacak. Ha bunları fetlerini arttıracak ama tabii. Fetlerini arttırarak yani yapacak. Bunları yaparak. ATK'de programından sıra huzurlu mısın? Oh gördüğünüz gibi. Terliyoruz. Bunlar vücudun göz yaşları. Vücudu ağlattık. Kendinize iyi bakın. Antrenman yapın. İdeal kilonuza ulaşabilirsiniz. Yani en önemlisi dediğim gibi yani tatlıdan uzaklaşacaksınız. Ha, illa ben tatlıcıyım diyorsanız da arkadaşlar haftada bir kere sadece olmak şartıyla cheat meal yapabilirsiniz. Hepsinizi görmek için. Ha, cheat meal yapabilirsiniz. Bir gün ama arkadaşlar yapabilirsiniz yani. Böyle bazı şeyler var. Kasabaklar yapıyorlar arkadaşlar. Kasabak. Yani bir öğünde Allah ne verdi de bütün tatları yiyorlar. Yaparsanız o zaman diyetin bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Yani. Halterovarın da bir anlamı kalmıyor yani. Yani arkadaşlar şimdi diyet yapıyorsanız iradeli olmalısınız. Disiplinli olmalısınız. Sabırlı olmalısınız. Azimli yapacak. Ondan sonra zaten sonucu yavaş yavaş göreceksiniz. Sonucu gördükçe de motivasyonunuz artacak ve daha başarılı, daha emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Arkadaşlar ben bu spora başlarken 80 kiloydum. Bak 1.40 boyum var. 80 kiloydum. Bacakların kaç santimdi?
yaparlı? Bacakların kaç santim? Bacaklarım 70 santim. 70 santim arkadaşlar. Yani şu an benim bacaklarım bile 70 santim değil. Yani 70 santim olsa zaten bu kadar falan olur. Büyük olur. Abi 1.40 boyunda 70 santim bacak. Neredeyse yani. Yani bir şey kadar yani. Bir şey kadar yani. 70 santim. Normalde 120, 130 kilodur ki adam da oluyor yani. Tabii. 70 santim bacak. Yani arkadaşlar çalışacaksınız. Evet. Azimli olacaksınız. Sabırlı evet. olacaksınız. Emre abi çalıştı. Tabii. Süper bir vücudu var maşallah. Allah nazarlardan korusun. Çok iyi abi, bir vücudu var. Allah razı olsun. Yani çalışınca oluyor. Gerçekten oluyor. Yani azmedeceksiniz. Kurs yapacaksınız. Defterdeki bir iradene de sahip çıkacaksınız. En önemlisi o iradeden geçiyor yani. Bence insanın yani kafaya koydun mu yapamayacağın şey yok. Bence. Yani müfterdülle yani spora başlarken ne kurdun? Şimdi ne kurdun? Tabii ki abi. İncecik kolum vardı yani. Şöyle bileğim kadar kolum vardı. Yani. Müfterdülle dedi kilo alırım diye başladı. Maşallah tutun gibi çıktı. Kilo alıyoruz istediğimiz zaman ya. Yani. Ama şu an kontrolde gidiyoruz. Tabii. Formumuz çok şükür iyi. Aynı formda devam. Yani yaz kış her zaman formda kalmaya özen gösteriyorum. Bu şekilde daha iyi oluyor. Yani çok iri olmaktansa, yağlı olmaktansa her zaman formda ve tam yapıda kütleli olmak güzel oluyor. Abi işte biz diyoruz işte bodybuilding bizim yaşam tarzımız. Tabii. Yani bu formu korumak. Natürel bir şekilde. Yani natürel bir şekilde bu formu korumak. Yani bu fiziği korumak kolay değil. Yani arkadaşlar ben anladım ki şu an yani yapmak bana yapmak da zordu tabii de yine kolay ama tutmak formu tutmak çok fazla zor. Değil mi? Tabii formu tutmak yapmaktan çok daha zor. Yani aynı kütlede kalmak şimdi büyük Mr. Olimpiyalar badiciler olsun. O formu korumaları gerçekten muhteşem bir şey yani olağanüstü bir şey. Çok zor çünkü formu korumak gerçekten zor. Yani. Ona göre beslenme oluyor. Ona göre antrenman da öyle. O vücudu beslemen gerekiyor öyle düşün. Tabii. O devasa vücudu beslemen. Yani o yüzden arkadaşlar beslenmenin ne kadar önemli olduğunu burada belli. Ve dediğim gibi diyet, kilo vermek isteyen arkadaşlar. Diyet artı antrenman eşittir. Formunuz ortaya çıkacaktır zaten. Evet, Emre Kocaman. Teşekkür ederim abicim. Arkadaşları bilgilendirdin, yardımcı oldun. Evet. Arkadaşlar 6. bölümün sonuna geldik. Videoları beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Yorum atın arkadaşlar. Yorum attıkça, siz yorum attıkça biz daha çok video çekeceğiz. Ben yorumlara çok dikkat ediyorum çünkü bakıyorum. Yorumlarınız, sorularınızı oradan sorun. Yorumlarda sorun. Biz de bu soruları video haline getirelim, cevaplayalım arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kendinize evet. iyi bakın. Sporla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.